Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karay ile TYT AYT Geometri Soru Bankası kitabında Çemberde açı konusundaki test birin çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda da sayfa numarası 148 ve 149'u çözeceğiz. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda şöyle yay ölçüleriyle ilgili bir oran verilmiş. Burası 3 alfa iken burası 5 alfa verilmiş. AKB yayı evet burası 5 alfa ALB yayı da 3 alfa vermiş. E toplamda 8 alfa eşittir. 360 eşit. Alfayı da böylelikle kaç buluruz? 45 buluruz. Alfa 45 ise burası 135 mi yapar? Evet. X'ten merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşitti. Yani kaç derece yapar? 135 derece yapar. Birinci soru ceyan oldu. Geldik ikinci soruya. Şimdi 55'i e ve 60'a baktığımız zaman ne çevre açı ne merkez açı bir şey yok. O zaman eksizim yapacağız. En etkili silahımız yarı çap. Gel buradan bir yarı çap. Yani kafana göre yarı çap değil. Şunu uzatayım falan bunu uzatayım değil. Çember üzerindeki noktaya. Bak yarı çapı çizdik. Çizince yarı çap eşitliğini mutlaka göster. E hocam 60 ise bak burası 60 oldu. E 60 60 ise bak burası da 60 oldu. 55 ise x kenardan dolayı burası da 55 taban açıları eşitliğinden. 55 55 110 buraya da 70 kaldı. Ve x ide buradan 70 ile 60'ın toplamı yapar. Yani 130 yapar. Dolayısıyla cevap Edremit yaptı. ikinci soruda geldik 3'e. Yukarıda verilen çemberde 30 derece verilmiş ve BDC yayı bak 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 şurası 200 verilmiş. E tamamı bunu 360 derece değil mi çemberin ölçüsü? Evet. E, o zaman buraya ne kaldı? Hop 160 derece kaldı. E hocam 30 ise gördüğü yay 60'tır çevre açıdan dolayı. E 160 ise tamam buraya 100 kaldı. E 100'den dolayı burada çevre açı 50 derece yapar cevap. Yani 3. soru Cehan oldu. Geldik 4'e. Aşağıda o merkezli daire biçim, daire merkez şeklinde bir pizza verilmiştir. Pizza işte bu dilimde ayrılmış. BDE dilimleri toplam pizzanın yarısıdır. Bak B, D, E. Şimdi şurası, şurası ve şurası toplam pizzanın yarısıymış. A ve C dilimlerin alanları toplam tüm pizzanın alan 2 bölü 15'iymiş. F diliminin merkez açısı nedir diye soruluyor. Arkadaş şimdi bu pizzanın yarısıysa yani buradaki merkez açı o zaman buraya ben A açısı diyeyim. Ya da B açısı diyeyim buraya. Şuraya D açısı diyeyim. Buraya da E açısı diyeyim. B artı D artı E'nin kaç olduğunu söylemiş bize. Pizzanın yarısıysa 180 derece değil mi? Çünkü ölçüsü 360 derece. Sonra A ve C dilimleri tüm pizzanın alanının 2 bölü 15'i. O zaman alanın 2 bölü 15 e olması demek açının da 2 bölü 15 e olması demek anlamına gelmiyor mu? Evet. Yani o zaman 360'ın 2 bölü 15'ini bulalım. 360'ın 2015'i kaç yapıyor? Şimdi burada 5'e bölsen 5'e bölsen kaç yapar? Hocam 72 yapıyor. 3. O zaman 24 mi yapıyor? Evet. Bununla da bu sadece 24. 24 ile de 2'nin çarpımı 48. Yani burada A ile C'nin toplamında kaç bulduk? 48 bulduk. Şimdi ne kaldı? F mi kaldı? Evet. Şimdi sen A ile C'yi de hallettin. Şununla şunu F kaldı. Arkadaş F bilmiyoruz. Buna da şöyle soru işareti diyelim. E buradaki ölçülerin hepsinin toplamının 360 derece olması gerekiyor. E o zaman 180'i burada, 48'i burada. O zaman şimdi 180'i burada ya, şu ikisinin toplamı da 180 yapması lazım. 48'i buradaysa, 180'den 48 çıkartırsak ne kalır? 132 derece kalır. Yani cevap akçay olur. Ya da 180 artı 48 artı son işareti eşittir 360 diyerek de yapabilirsin. Burası 180 ya zaten. E diğer geri kalan yarısı da 180 yapacaktır. E 180'den 48 çıkarsa o 132 buluruz deriz. Daha kolay bir şekilde yaparız. Evet örnek 4'ü atçay bulduk geldik örnek 5'e. Bak 25'e baktığımızda ne çevre açı ne merkez açı. Bir şey çizeceğimiz belli. En etkili silahımız yarı çap, Al sana yarıçap. Çizdik. yarıçap çap çizince odam, hocam bu da yarıçap bu da yarıçap çap. X kenar çıktı. Yani burası 25 yaptı. 25 25 50. Buraya ne kaldı o zaman? 130 kaldı. X nereye görüyor? Hocam burayı görüyor. Bu yayı bulabilir miyim? Evet bak şurası 100 merkez açıdan dolayı. Hocam burası 130 merkez açıdan dolayı. Toplam burası 230 yaptı ve bu çevre açı x gördüğü yayın yarısı eşittir. 230'un yarısı 115 yapar. Yani cevap balık keser oldu 5. soruda. Geldik 6'ya. Hemen 50 ise gördüğü yayı söyle bakalım. 100. Hocam 95 ise gördüğü yay 190 yapar. Buraya kaç kaldı o zaman? 90 kaldı. Çünkü 100'ü burada. E o zaman burada 80 var. 80 ise e burası da kaç yapacak? 80'in gördüğü yayda. Hocam 80'in gördüğü yayda ne yapmak zorunda? 160 yapmak zorunda. Hocam burası 160 yapacak ya. 100'ü buradaysa o zaman buraya da 60 kaldı. Şimdi alfa isteniyor benden. E tamam. Tamam. Buluruz. Ne var bunda? Çünkü arkadaşlar 90 var, 100 var, 60 var burada görüyorsunuz. Hocam 90, 100, 190, 60 daha 250. 360'a tamamlayan açısı burası değil midir? 250'yi 360'a tamamlayan 110 derecedir. Bak bu 110'u gören de alfa değil mi? Evet yani iki oran vardır. Gördüğü yayın yarısıdır. Alfayı böylelikle 55 derece olarak buluruz. Yani 6. soru balık kesir oldu. Geldik 7'ye. Şimdi tt ve burada kaç olunca bu tt olduğunda açıyla yayın toplamı ne yapıyordu? Direkt 180 yapıyordu. Yani burası 72 ise 108 yapacaktır burası. 180'den 72 çıkarttığımız zaman. E, çevre açıdan dolayı direkt yarısı yapacaktır. Cevap 54 olur. 7. soru denizli oldu. Geldik 8'e. Merkezi O olan AB çaplı bir çember çiziniz. Hemen merkezi O olan bir AB çaplı çemberi çizeyim bakayım şuraya. Evet AB çaplı çemberi çizdim şöyle. Ve şurası da O. Sonra A, O, B ve C noktaları doğrusu olacak şekilde çemberin dışında bir C noktası işaretleyin. Bizim C noktası burada da olabilir. C noktası burada da olabilir. Çünkü A, O, B ve C doğrusal olacak şekilde diyor. Hadi bakalım ilk başta şuradaymış gibi düşüneyim. E buradaymış gibi düşündüğüm zaman o zaman ne oluyor? Çember üzerinde D noktası işaretleyerek ACD üçgeni çiziniz. Tamam, D noktası çizeceğim ve ACD üçgeni çizeceğim ve bir de CD D noktasında çembere teğet ha CD teğet olacak. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Tamam. ACD üçgeni çizdik. ACD açısını 40 derece olarak vermiş bize. Tamam. Bizden ne isteniyor? CD D noktasından çembere teğet CDA açısı da alfa. Ama burada geniş açı çıkıyor böyle çizdiğimde. Ee, o zaman C noktası acaba büyük ihtimalle burada olacak. Acaba burada mı diye bir deneyelim arkadaşlar. O zaman C noktası burada olmadı çünkü geniş açı çıkıyor oradaki açı. Bu sefer şurada seçtiğim zaman şimdi CD böyle teğet olsun diye şey yaptım ve bana diyor ki nereye çiz diyor. Burada bir D noktası aldık. Tamam. Sonra diyor ki bana e, ACD üçgeni çiziniz diyor. ACD üçgeni çizdik ve benden istenilen nedir? ACD açısı, ACD açısı 40 derece ve CDA açısı, CDA açısı işte burada kaçı alfa kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. E o zaman ne yapacağız? Aslında burada alfa kaç derecedir değil de alfa kaç derece olabilir şeklinde de sorulabilirdi. Ama alfa kaç derecedir şekilde C'nin sağ, sağda olduğu yani sağda olmadığı belli. Çünkü geniş açı çıkacaktı. İstersen bir yap cevabı geniş açı bulacaktın. Ama A, O, B, C doğrusal olsun diyor ya. Demek ki çemberi sağında değil solunda. Aslında bu anama baktığınız zaman güzel bir soru. E o zaman burada ne yapabiliriz arkadaşlar? Merkez varsa teğet varsa çek dik yapabiliriz. E hocam 40, 90 sa buraya ne kaldı? Hocam 50 kaldı buraya. E o zaman burada da ne çıktı? İkiz kenar çıktı. E, çünkü yarı çap yarı çap. Tepe açısı 50 derece. 180'e 50 çıkart. 130, 2'ye böl. 65, 65 oldu. E bunun da tamamı 90 derece ya. Alfa artı 65 eşittir 90 ise buradan da alfayı 25 derece olarak buluruz. Yani cevap akçay çıktı. Gerçekten güzel bir soru arkadaşlar. A buradaki cümle bak dikkat et. A, O, B, C noktaları doğrusal. A, O, B, C, C burada dışında sağ, sağında da olabilir, solunda da olabilir. Bu ayrımı yapmak güzel bir şey. Yani güzel bir soru. Evet geldik bir sonraki soruya 9. soruya geldik. Şimdi ne demiş burada şekildeki duvara asılmış çember şeklinde bir saat verilmiştir. Şimdi saatte bizim 12 bölme olduğunu biliyoruz ve her bölmenin kaç derece olduğunu buluruz. 360'ı 12'ye böldüğümüz zaman 12 tane eşit bölme olduğu için her bir bölme 30'lar derece değil mi arkadaşlar? Evet şimdi burası 1'e burası 6'ya burası 2'ye burası 9 üzerine gelmiş ve kesimleri K demiş AKC açısı kaçtır diye soruluyor. AKC açısı. Yani şurada kaçı soruyor bana? Alfa direkt neye eşittir arkadaşlar? Şurası da 30-60-90 değil mi? Evet. Şimdi iki tane kiriş içeride kestiği zaman bu iki kiriş arasında kalan açı neyi veriyordu? İç açı formülünden gördükleri yayları toplamlarının yarısıydı. 30 artı 90 bölü 2 120 bölü 2'den kaç yapar? 60 yapar. Yani cevap edremit oldu. 9. soruda. Geldik 10. soruya. 10. soruda da 80 derece verilmiş. X verilmiş. Y verilmiş. Bir de 30 derece var. Bak dikkat. BE yayı. BE yayı da 30 verilmiş. A ben şurayı bulabilirim. Şuradaki yayı. A derim. Çünkü bir, burada bir iç açı var. 80 neye eşittir? Direkt A artı 30 bölü 2 eşittir. A artı 30 bölü 2. Yani 160 eşittir A artı 30 sağa. A'yı buradan 130 derece mi bulurum? Evet. A 130 derece oldu. Sonra hocam burası 130 sağa. Bak bu çap. Çapı kullanacağız. Çap olması bunun 180-180 eşit yarıya ayırması demektir. O zaman 130 sağa. Buraya ne kaldı? 50 kaldı. Sonra Y'ye bakalım. Y nereyi görüyor arkadaşlar? Y de komple şurayı görüyor. Bak dikkat. Hop şöyle şurayı görüyor. X'i buluruz zaten. X direkt 50'nin yarısından dolayı 25 yapar. Y de komple 130, 180, 210'u görüyor. 210'un yarısı da 105 yapar. X artı Y toplamı nedir diye soruluyor. 25 artı 105'ten dolayı cevabı ne buluruz? 130 derece olarak buluruz. Evet cevap balık kesir çıktı 10. soruda. Geldik 11. soruya. Aşağıda bir ABC'de dörtgeni verilmiş. AD ile AC dik verilmiş. AD ile AC dik yok. Bu yanlış yazılmış arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Soruyu şöyle düşün. Buradaki açılar 75'er derece. Burası 15 verilmiş. X kaç derecedir diye soruluyor bize. Tamam. Şimdi benim ne yapmam lazım? 75'lere dikkat etmem lazım. Hocam 75, 75. A. iki tane açı aynı kenarı görüyor. Hani aynı yayı gören çevre açılar birbirine eşitti ya. O yüzden bu dörtgenin etrafına bir çember çizilebilir mi? Çizilebilir. Çember çizme tekniklerindendir. Aynı açı, aynı kenarı görüyorsa etrafına bir çember çizebilirsiniz. Oradaki şeklin, evet, etrafına bir çember çizilebilir bunun. Çemberi çizdik böyle, bu noktalardan geçmek zorunda. Bak, aynı yayı gören çevre açıların birbirine eşitliğinden. Peki, x nereyi görüyor? Burayı görüyor. E, bu yayı gören de 15 var. E, bunlar da birbirine eşittir. Ya da 15'te gördüğü yay 30. 30 ise burası da 15 yapar mı? Yapar. Yani cevap balık esir oldu. 11. soruda. Geldik 12'ye. Aşağıda K noktasından teğet olan iki çember verilmiştir. AKC 142.5. Birbirine teğet çemberler gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? Ortak teğeti çiziyoruz bir kere. Çizdik. Ortak teğet çizmekteki amaç şu teğet kiriş açı kullanabilmek. Hocam ben buraya x dersem gördüğü ya 2x. E, teğet kiriş açı burada da var. E uzağın burası da x. E buraya y dersem. Hocam burası y ise teğet kiriş açı 2y yapar burası. Hocam burada da teğet kiriş açı 2 görüyor. O zaman burası diye olur. E şimdi dörtgenin iç açıları toplamı alfa artı 2x artı 2 y yapar. O da kaç? 360 mi yapar? Aynen öyle. Şimdi sana x artı y açısı verilmiş. 142 buçuk bak akc açısı. O zaman 2x artı 2 y kaç yapacaktır? Bunun iki katı. Bu 0 yapıyor. Bu 4 yapıyor. 5 yapıyor. ondan sonra 28. 285 yapıyor galiba. Evet burası 285 yaptı. Alfa da böylelikle 360 eksi 285 yapar. Ee, o zaman bu ne yapıyor? 70, 75 mi yapıyor? Evet cevap böylelikle 75 derece olarak buluruz. 360'dan 285 çıkınca cevap C an oldu 12. soruda. Ve böylelikle ilk testimizi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yani çemberde açının test ikisinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.